Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için gün boyu devam eden etkinlikler organize etti. Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü'nün düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gün boyu devam ediyor olacak. Etkinlikte konuşma yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Ali Dulupçu, üniversitemizin kadın dostu üniversite olduğuna değindi. Demirel Üniversitesi kadına yönelik yaptığı çalışmaların ilk sırasına şiddet meselesini önemsediği için kadın dostu kampüs konseptini gündemine getirdi. Kampüsümüzün farklı alanlarında kadınlarımızın güvenliğini sağlayacak çeşitli önlemleri aldık. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sine Erdoğan Morçin, Kadın Sorunları Araştırma Merkezi olarak hem iç paydaşlar hem de dış paydaşlarla önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı. 8 Mart kadınlar için çok önemli bir gün elbette. Bizim de Kadın Sorunları Araştırma Merkezimiz olarak hem iç paydaşlarımızla hem dış paydaşlarımızla önemli çalışmalarımız oluyor. Bunlar genellikle toplumsal adalete yönelik farkındalığı arttırma ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında gerçekleşiyor. Bu anlamda pek çok kurumla işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek bunları üniversitemizde değerlendiriyoruz ve üniversitemiz için bir uygulama önerisine dönüştürmeye çalışıyoruz. Yine Kadın Dostu Kampüs'te Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğümüzle birlikte iyi uygulama örneği olarak tespit ettiğimiz ve üniversitemizde hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüğümüz bir proje olarak karşımıza çıktı. Elbette Süleyman Demirel Üniversitesi'nin çok değerli yönetimi de kadınlara bu anlamda çok büyük destekler sağladı. Merkezimize çok büyük destekler sağladı. Ve bu önümüzde bir uygulanması gereken proje olarak duruyor şu anda. Güzel programı Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğümüzle birlikte onların destekleriyle hayata geçirmiş olduk. Bu vesileyle tüm kadınların, kadın öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, idari ve destek personellerimizin ve Isparta kentinde yaşayan herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nilüfer Negiz, kadınların sorunlarının yalnızca bir gün değil, her gün düşünülmesi gerektiğini belirtti. Dünya Kadınlar Günü aslında bir işçi kadınların, emekçi kadınların hakları için mücadele verdikleri ve uğruna öldükleri bir günün sonrasında dünya tarafından anılmak üzere oluşturulmuş bir gün. Ama bilinen bir gerçek var ki insanlık tarihi boyunca hep bir cinsiyet ayrımcılığı oldu. Yani kadın ve erkek arasında fiziksel olarak bir ayrılık elbette var. Yani güç anlamında. Ama burada arzulanan şey, istenen, kadınların dile getirdiği şey aslında toplumsal yaşamda eşit olabilmek. Toplumun her alanında erkekle birlikte yürüyebilmek, erkekle birlikte çalışabilmek. Bunu öngören temsilcilerimiz, birçok örneklerimiz siyaset alanında, yönetim alanında, sanat, resim, müzik alanında var. Tarih boyunca eğer tarihin tozlu sayfalarını açarsak bunları görürüz. Bugün sadece bir gün olmamalı. Yani 365 gün, her gün kadınların içinde bulunduğu durumlar, sorunlar, açmazlar düşünülmeli. Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zerrin Kartal etkinlikler hakkında detaylı bilgileri aktardı. Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bizler de çok güzel etkinlikler planladık. Bugün saat 10 itibariyle etkinliklerimiz başladı. İlk olarak kahkaha yogası etkinliği yapıldı. Akşam saat 8'de Allegra Ensemble'nin konseri olacak. Bütün üniversitemiz personelini ve Isparta halkını bekliyoruz. Yarın sabah 11'de mutluluk atölyemiz olacak. Yine
Gütü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde yapacağız mutluluk atölyemizi de. Bu arada bugün saat 2 itibariyle el yazma ve baskı kalıp ustası Emel Ardahanlı, Isparta'da bulunan kadın derneklerinden gönüllü olarak seçilen 15 katılımcı ile birlikte ahşap baskı, tahta baskı kursu vermeye başlayacak kendilerine. Etkinlik yarın sabah 9.30'da tekrar devam edecek. Ancak etkinlikte yapılan bütün çalışmalar saat 3.30'da, 9 Mart 2022 saat 3.30'da Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Sergimize de herkesi davet ediyoruz. Bu etkinliklerde biz bütün SDÜ ailesine, aslında bütün dünyaya bir mesaj vermek istedik. Mutlu olalım, mutlu kalalım, gülelim, sevelim. Dünya böyle çok daha güzel. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlenen etkinlikler 9 Mart tarihinde de devam ediyor olacak.